Bu sabah Hakkari'ye kayyum atandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Valla hiç bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum. Abi halkın iradesine saygı duymuyorlar ki. Yani gibi gündüz soygundur bu. Şimdi mesela Van'a hani Van'a da kayyum attı. Gene Van halkı ne yaptı? İradesine saygı duydu. Gene mazbatasını verdi. Ya Hakkari halkı gene aynı şekilde yapsa gene verir yani. Valla bu konu hakkında abi eğer hakkı varsa, hakkını alırlarsa yanlış yapıyorlar. Ne diyeyim abi he? Yani adam hakkıyla halk seçmiş götürmüş oraya ise onlar alırsa yanlıştır. Değil, sence de yanlış değil. Allah'a emanet ol abi. Sağ olasın. Her şey ortada, insanların, özgür halkın iradesine şey yapıyorlar abi. Bence bu yanlış bir şeydir. Çünkü halka seçilmemiş mi? Halka seçilmiş. Hani bence diyorlar ya ülkede özgürlük var. Bence ben ülkede özgürlük, şey demokrasi olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle ülkede demokrasi yok. Adam seçilmiş. Niye sen kayyum atıyorsun ki yani? Bu bir de gel, iki de gel. O zaman seçimleri iptal et. Yani bu bir hak, haka bence tecavüzdür. Ben öyle düşünüyorum. Onların karakteri. Başka bir şey demiyoruz. İnsanın iradesine karışmak en kötü bir şeydir. Budur, başka bir şey diyemem. Çok teşekkür ederim. Yani atandı yani. Gerçekte öyle bir şey vardı. Dün akşamdan beri de öyle bir şey vardı ama sabah atandı. Takip ediyoruz yani. Yani hukuksuzluğun dikalası. Ülkede normalleşmeden bahsediyorlar. Bir aydan fazladır muhalefetle iktidar arasında sözüm ona normalleşme olacak. Görünen o ki normalleşme yani Kürtlere yok. Kürtlere anormal hukuk yine devam edecek. Zaten normalleşmeye neden gerekliydi? Ülkedeki mevcut hukuksuz sistemin artık en azından rayına girmesi, normal bir hukuk devleti sistemine geçişti. Bu kayyum eğer atanmışsa, ki gerçekten yeni duydum bu sabah atanmış. Demek ki diyor ya, Batı cephesinde değişen hiçbir şey yok. Normalleşme de demek ki bence aldatmacadır yani. AK Parti'nin kendi kendini seçimlerde aldığı yenilgiden sonra yeniden sistemi meşru kılma şeyidir, oyunudur yani, bir oyundur bu. Tabii CHP de buna gelmeye devam ederse diyecek bir şey yok. CHP de demek ki sistemin muhalefetidir. Yani halkın muhalefeti değil. Gerçekten de duyduğum, şu an sizden duydum ve çok üzüldüm yani. Tabii ki kınıyorum yani. Kayyum denendi iki defadır yani. Halk olarak bizler seçiyoruz. İrademizi açığa çıkarıyoruz. İrademize devlet kayyum atıyor. Yani hani nerede demokrasi? O zaman demokrasiyle yönetiliyoruz denilmesin yani. O hırsızlık mı yapmış? Yolsuzluk mu yapmış? Yani talan eden kayyum olanlara ne yapıldı? Mesela Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni soyup soğana çevirdiler kayyumlar. Peki Diyarbakır Belediyesi'ni ve diğer belediyeleri içini boşaltanlara ne yapıldı? Onlara herhangi bir hesap soruldu mu? Ben duymadım. Yok. Peki niye o zaman halkın seçmiş olduğu belediyelerine dürüst, gerçekten çalmayan, çırpmayan, hizmet eden belediyelere neden kayyum atanıyor yani? Anlamakta gerçekten zorlanıyorum ve öfkeleniyorum da yani. Vallahi kayyumun sonu yoktur yani. Şimdi neticede yani seçilmiş bir hani sandık yani seçilen bir vatandaşa kalkıp öyle kayyum atamak, nereye kadar kayyum atayacaksın yani? Ya kayyum atadın ne yani? Hani bu resmen bir provokasyondur yani, toplum öyle ayaklansın, toplum yani isyan etsin nedir yani? Seçilmiş adam da, adam seçilmiş, beğensen de beğenmesen de adam seçilmiş keko yani şimdi buna. Bu halkın iradesine konulan bir ambargodur. Demokrasi ülkelerde bu şekil kayyum atayamazlar. Kayyum atılırsa da önce mecliste belediye meclisinden bir tanesine seçilir. Bu bir Kürtlere uygulanan bir ambargodur. Zaten ne yapacaklar? Tek tek yavaş yavaş kayyumlara başlayacaklar. Başka yolu yok. Neden? Ya neden işte, bu sindirme politikası. Başka ne olacak? Bunun anlamı ben seni tanımıyorum. Sen seçimle gelsen bile benim dediğim olmazsa seni görevden alırım demektir. Yani madem halkın iradesini tanımıyorsan o zaman vali gibi atama yap. Ben seçimleri kaldırdım de. Yani bunun anlamı Kürt iradesini tanımıyorum. Kürt iradesini bilmiyorum. Eğer birazcık demokrasi ortada yoksa, birazcık özgürlük ortada yoksa bunlar olur. Çünkü
MHP'nin yönetimi ülkede biraz otoriter, biraz faşizme giden bir yönetim sisteminde zaten halklar tanınmaz. Halklar kabul görmez. Dili, kimliği, kültürü ne olursa olsun birazcık demokrasi yoksa, birazcık özgürlük yoksa kimse bu böyle yönetimler tanınmaz. Onun için kınıyorum, kabul etmiyorum. Halkın iradesine saygı duyulmalı, halkın iradesi kabul edilmeli. Tekrar söylüyorum, tüm halklar birleşsin, bu ülkeyi MHP'den kurtarsın. Abi ben ilginç diyorum yani, tarihte bulunmayan bir yani yasadır. Tarihinde bulunmayan bir yasadır yani. Bir kulun iradesiyle, MHP'nin dediğiyle, MHP Türkiye'yi parçalamış. MHP de milliyetçilik değil bu. Milliyetçilik böyle yapmaz. Milliyetçilik ne demektir? İki halkı yan yana getirmektir. Milliyetçi budur. Onun gibi milliyetçisi yok. Başka ne diyebilirim ben?